Hepsi çok güzel gözüküyor. Hangisini seçsem bilemedim. Şu olsun. Hemen veriyorum. Oo, çok güzel bir tane seçmişsin. Teşekkür ederim. Buyurun. Teşekkür ederiz. Ben şöyle üstünü de vereyim size. Teşekkürler. Buyurun, afiyet olsun. Sağ olun, çok teşekkürler. Biz teşekkür ederiz, afiyet olsun. Yine bekleriz. Çok güzel gidiyoruz. Of ya, yeni açtık. Bugün 5 tane pasta sattık ya. Maşallah maşallah. Fado. Efendim? Bana bak, burada kaç çeşit pastacık var? Şazmetciğim, bilmiyorum kaç tane var. Bir sürü var. Ne demek bilmiyorum be? Kızım, sen yapmıyor musun bu pastacıkları? Hayatım, yapıyorum tabii de. Yani bismillah, yeni açtık. Bilmiyorum kaç tane var. Sana neli lazım? Bayağı yaptım. Bileceksin Fadik. Sana 10 dakika veriyorum. Bana buradaki bütün pastacıkların çeşidini, ebadını ve adedini hemen bildir. Kızım, biz burada herhalde afilli bir website yapıyoruz ya. Neyse hadi, tutmayın beni. Ya Odil, de şu vişneli çok güzel olmadı mı? Ya o vişneliye ben bayıldım ya. O en güzeli o oldu ya. Vişneye bayıldım. Bir numaram benim, yemin ediyorum. Hayırlı olsun. Aha. Birisi paranın kokusunu aldı herhal. Ne oldu? Niye babanıza sarılmıyorsunuz? Bakın, size çiçek aldım. Gülsüm Şekercizade'den sevgilerle. Ha? Çok teşekkür ederim babacığım. Çok zahmet etmişsin. Ya normalde bunun bir babanın kızına sorması lazım ama... Sen günlerdir neredeydin acaba? İş gezisine çıktım. Çok güzel bir iş buldum. Aa, çok güzel, çok güzel. Vallahi mı diyorsun? Ne kadar oryantalist bir iş gezisiymiş. Ha? Çok iyi baba. Montaj mı bu? Hadi be. Baba, bırak artık bunları. Yemiyoruz. Annemin artık sende gönlü yok. Senin de onda yokmuş zaten. Bunu da anladık. Zaten param bitmediği sürece bizim yanımıza da gelmiyorsun. Bizi de görmek istemiyorsun. Bunu da öğrendik. Baba, bunun bizi ne kadar kırdığını hiç fark etmiyor musun? Ama kızım ben... Ayrıca anam da evleniyor. Hadi bakalım. Ne? Hayır. Senin bundan sonra hiçbirimizin üzerinde bir söz söyleme hakkın yok. Anladın? Selametle. Ya hayatım, canımın içi, yapma böyle, bak üzme kendini ya. Ya bu konuşmayı birinin yapması gerekiyordu artık. Yani bak, böyle daha iyi oldu. Şimdi gitti ama geri gelecek ve özür dileyecek sizden yani. Sadece çocuğu olduğunuz için gelecek artık. Emin misin, öyle mi dersin? Ya öyle tabii, öyle olacak. Bak asma suratını, ne olur ya. Bak bizim bir sürü işimiz var. Biz daha bir sürü sipariş yapacağız, pasta yapacağız. Hadi kendine gel, hadi hop hallediyoruz. Şimdi bak bir sürü sipariş yapacağız. Bu şeyler nerede, o çikolatalar aldığımız o parça olanlar? Ya aşkım ya. Sen verir misin hasta oldu güzel bir tane? Hı? Nasıl acıkmışım ya. Günaydın herkese. Günaydın. Günaydın. Of, çok acıktım. Günaydın Fatih Bey. Afiyet olsun efendim. Ne oldu size? Niye suratınız asık? Gece uyuyamadınız mı? Yok, suratımız asık falan değil ya. Ben çok acıktım da biraz gerildim ondan. Aşkım belli ki geceleri çok iyi geçmemiş yani. Ne olacak? Sana ne? Ben sana soruyor muyum gecen nasıl geçti? Ama enişte niye kızıyorsun? Şuna suratına bak nasıl da kaymış. Neler çektirdiler? Ne fısıldayıp duruyorsunuz siz öyle? Yok be güzelim bir şey. Ya kahvaltıdan sonra aslında ne yapsak diye konuşuyorduk. Sahi ne yapacağız? Siz ne yapıyorsanız yapın. Biz yorgunuz, uyuyacağız. Ya Fatih, niye uyuyoruz odaya gidip? Burada hep beraber buluşmuşuz işte, ne güzel bir şey. Yok ya, yok, hayır. Biz uyuyacağız ya. Şişt, dur, annem arıyor. Efendim anneciğim. Fatih, yavrum. Ay güzel çocuğum ya. Sen anneciğini hiç özlemiyor musun yavrum? Neden aramıyorsun beni?
Anneciğim özlemez olur muyum? Şey teyzemle koşturuyoruz ya. Ay bırak şu teyzeni. Adım atsın teyzenin ya. Aldı götürdü seni. Ben burada sıkıntıdan patlıyorum. Hayal Melisacığım da aramıyor ya. Nedir bu böyle? Anlamadım ki yani. Ya vallahi güceniyorum Fatih, biliyor musun? Niye aramıyor beni Melisa? Anneciğim kız işte çalışıyor yani, işleri güçleri var. Ay ne demek işi gücü var yavrum? Herkesin işi gücü var çocuğum. Yani ama aile önemli değil mi? Ben sana böyle öğretmedim mi yavrum? Aynen aynen. Hay Fatih diyorum ki vallahi ben kurdeşen döküyorum yani burada sıkıntıdan. Çıkıp gelsen mi yavrum? İşte seni görürüm çocuğum. Yok anne, nereye geliyorsun? Bak burada daha da sıkılırsın. Hayır olmaz öyle şey. Seni görürüm işte çocuğum. Ne olur geleyim bak. Melisa da yok zaten. Anneciğim dur dur, ben halledeceğim. Şimdi ben Melisa ile konuşayım. Siz buluşursunuz, beraber kahve içersiniz, alışverişe falan gidersiniz. Ay tamam. Ay çok iyi olur vallahi. Ay sağ ol Fatih. Melisa'cığım gelsin de böyle negatiflerimden kurtarsın yavrum beni. Tamam tamam, arıyorum şimdi, kapat. Enişte sen ne yaptın? Ya Şahsement asla çıkamaz evden. Ya ne yapsaydın Fadik? Annem gelsin buraya, beraber tatil mi yapalım? Ne olur gelmesin, ne olur gelmesin, ne olur gelmesin, ne olur gelmesin, ne olur gelmesin. Yarabbim ya. Gudubet is calling. Ne var Fatih? Aşk olsun Şaziment. Yani çakmadan da olsa insan sevgilisine böyle mi yapar? Ya sen bir de benimle dalga mı geçiyorsun Fatih? Oğlum benim başıma neler geldi biliyor musun? Benim bilgisayarımı bağladılar. Şazimentciğim yani seni böyle bir durumda bıraktığımız için çok üzgünüz. Biz de geldik buraya zaten, bunu düşünüyorduk. Mutsuzuz yani. Hadi ben oradan. Hepiniz gittiniz kolektif olarak tatillere çıktınız. Peki ya ben? Ben burada kendi başıma esaretin bedelini çekiyorum. Ya. Hayır hayır, tatil yapmıyoruz işte. Seni bu işin içinden nasıl kurtarırız, onun planını yapıyorduk. Döndüğümüzde söz veriyoruz sana, hemen halledeceğiz. Yalnız senden küçük bir ricam var. Annemle bir küçük kal. Aşına nefsini ve nefesini tüketme Fadi. Çünkü ben bundan sonra değil parmağımı, ayak tırnağımı oynatmam oğlum sizin için. Hadi game over, bitti. Hadi Şazici, sen verdiğin sözüne çabuk unuttun tatlını. Bak sinirlerimi bozma, git o kahveyi iç. Yoksa gerçekten bir cici baban olur bak. Ya kızım beni evlendiriyorlar ya, beni. Şazi'yi, Şazi'yi. Sen daha beni artık cici babayla mı korkutacağını sandın? Ya sizin yüzünüzden ben Cevat malıyla sözlendim bile ya. Şazmet'cim biraz abartmıyor musun? Sonuçta Cevat özünde gerçekten çok iyi bir çocuk. Ha bak 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 bak, bir de benimle dalga geçiyor bak. Ben ne diyeyim ya size, ha? Allah sizi bildiği gibi yapsın. Başınızdan da bela hiç eksik olmasın. Amin. Hadi hadi. Kapatıyorum ben. Bir daha da arama beni, tamam mı? Şaziment bak. Belediye baksın size. Hadi. Kim? Bay. Ahlaksız terbiyesizler ya. Nasıl açacağım ben bunu ya? Ha? Olmadı değil mi? Ne yapacağız? Ya ne yapacağız ya? Annem buraya gelirse bak mahvoluruz. Deme öyle. Bir dakika. Öyle bir şey olmayacak. Durun. Mustafa! Çok açılma, kıyıda yüz. Emredersiniz Fatih Bey. Alo kızım. Babacığım nasılsın? Nasıl olayım be kızım, aynı. Üzgün, pişman, sıkıntılı. Baba biz de hiç iyi değiliz. Hayırdır kızım, ne oldu? Anam mı evleniyor yoksa? Hayır baba, şu anlık öyle bir durum yok. Baba konu Şaziment. Şaziment mi? Ne oldu benim kınalı kuzuma? Baba Şaziment çok kötü bir durumda. Gerçekten yani intihar edebilir, kendi canına falan kıyabilir. Doğru mu söylüyorsun Fadik? Baba ben sana hiç böyle bir konuda yalan söyler miyim? Baba Şaziment çok kötü, çok kötü, çok kötü bir durumda. Niye, ne oldu ki? Ya baba ne kadar rahatsın ya. Koşa koşa gidip Şaziment'i bulman gerekiyor. Sen hala burada beni sorguluyorsun. Kızım bak, gitmesine giderim de. Yani benlik bir durum varsa gideyim değil mi? Üç partidir ilk defa elime okey geldi çünkü.
Bak yanlış anlama sakın. Babacığım tabii ki de senlik bir durum var. Yani sonuçta annem onu tek başına yapmadı, öyle değil mi? Ama şimdi tek başına evlendirmeye kalkıyor. Hem de hiç istemediği bir adamla. Ne? Evleniyor mu? Şazmet evleniyor demek ha. Ulan Ayfer, ben sana bunun hesabını sorarım, tamam mı? Devam edin ya, o benim sorunum. Hadi, hesabı öderim ben sonra. Nasıl yani? Hallolur mu bizim mesela? Daha hallolmadı ama hallolacak. Hadi yiyin ya, soğudu. Ulan şerefsiz! Sen utanmayın mı lan benim kapıma dayanmaya? Kızım nerede? Sana kızın neredeyse nerede? Ayfer sus! Sen kimin kızını kime veriyorsun be? Babasına sordun mu da Şazimet'i evlendirmeye kalkıyorsun ha? Ha, bir de sana soracaktım öyle mi? Soracaksın tabii. Neyiz biz? Saksı mıyız? Babasıyım ben onun babası. Şimdi mi geldi lan aklına babası oldun? Ha? Rus karılarıyla gezip tozarken aklın neredeydi? O seni ilgilendirmez. Öyle mi ilgilendirir ki? Sen Rus karılarıyla gezip tozarken ben bu iki kıza sahip çıktım. Ben bunları hem analık hem babalık ettim. Şimdi benim karşıma geçip babalık taslayamazsın. Yıkıl geç de karşımdan. Yıkıl geç. Kızımı görmeden hiçbir yere gitmem. Sıkıysa gönder bakalım. Ulan Allah'ın yüzsüzü. Kızım kızım diye yırtayın ya kendine. Bakalım senin kızın bu saatten sonra seni hala görmek isteyeyim mi? Ha? Kızım. Bu da evlat işte. Vallahi nankör. Kız ben sana odadan dışarıya çıkmayacaksın demedin mi bu? Ha? Ya baba ya. Anam beni zorla evlendiriyor. Evde işkence yapıyor. Odaya kilitliyor. Ha? Duydum kızım duydum. Ama artık baban yanında öyle bir şey olmayacak. Olacak. Olmayacak. Olacak. Baba ya kurtar beni. S.O.S. Kurtaracağım kızım kurtaracağım. Bundan sonra artık sen benim sorumluluğumdasın. Ananın değil. Git hadi eşyalarını topla kızım benim. Freedom is mine! Oray! Not yours! My name is Ayfer! Yık geç! Nasıl kurtardım ama seni? Efsanesin ya, babişkaların kralı. Nereye gideceğiz peki? Vallahi... Hiç düşünmedim ki kızım, bilmiyorum. Nasıl ya? Ya mesela gidebileceğimiz bir evin falan var değil mi baba? Ev yok. Benim kaldığım bir otel var ama orası da pek genç kızlara göre bir yer değil be kızım. Soğuk. Ne yapacağız peki? Nereye gideceğiz baba ya? Bilmiyorum ki. Ya benim güzel babam. Ya ayıptır sorması ama sen ne halt ettin o zaman beni evden çıkardın ya? Ya bilmiyorum ki kızım. Bir an öyle gaza geldim işte ya. Ha, gaz diyorsun. Oh, ne iyi olmuş. Pardon, phone is ringing. Ne var? Tatlım, babam seni aldı mı? Sen nereden biliyorsun ya? Salak, ben gönderdim babamı seni alması için. Ya halt ettim Fado. Ya eskiden kötü de olsa sığınabileceğim bir oda. Ya kilitli de olsa bir bilgisayarım vardı. Kızım resmen sokakta kaldım ben. Olmasın diyorum ya. Ya siz benden ne istiyorsunuz ya? Öleyim de kurtulayım ya. Yemin ederim öleyim de kurtulayım. Ya Şazimend, büyük resme odaklanır mısın lütfen? Biz senin Cevat'la evlenmekten kurtarıyoruz burada. Sen benim özlü sözümü bana mı sokuyorsun ya? Kızım ben var ya büyük resmi ne yaparım biliyor musun? Senin ağzının içine sokarım, yırtarım, parçalarım. Kim aratıyor seni ya? Fatih mi aratıyor? Konuş söyle. Tatlım önemli olan o değil. Bak büyük resim sana şu anda diyor ki... Eğer sen gidip Mukaddes Hanım teyzeciğime küçük bir ziyarette bulunursan... Biz de seni eski güzel günlerine geri döndüreceğiz. Siz hakikaten benim başıma nasıl bir teşkilat kesildiniz ya kızım? Siz benim hayatımın içine ittiniz ya. Kapat şu telefonu, kapat. İşim gücüm var benim, hadi. Arayacağım sonra seni, hadi. Bye. Aslansın sen Fatih, aslan. Vay be. Ne yapıyoruz bugün? Aşkım nedir plan? Gidip yatalım hayatım. Ya, ya olmaz, öyledir haber ya. Enişte. Babişko! Şey yapma ya, sıkma canını o zaman. Madem evimiz yok falan, ben bir gideyim arkadaşta kalayım diyorum ha. Sen bilirsin kızım. Madem öyle, ben de kahveye döneyim ha. Ne kadar sevgi dolu ve hassas bir baba ya. Neyse, şey yapmayayım ya, gideyim olumlama yapayım. Ne olacak? Of, of. Ayfer,
Üzülme daha bu kadar. Bak görürsün. Akşama gelir Şazimet. Sanki ben ona mı üzüleyim Yadigar? Kız gelsin. İsterse gitsin bundan sonra kalan ömrünü o itinle beraber yaşasın. Vallahi benim işime gelir. Kız bıktım anam ya. Vallahi ben de bıktım usandım artık Yadigar. Oh, oh. E de bak Ayfer. Sen niye darlanıyorsun bu kadar? Hakikaten Yadigar ben niye darlanayım kız? Uy ben de onu soruyorum da. Niye darlanıyorsun bu kadar? E ben de onu diyeyim. Ben niye darlanayım bu kadar? Ayfer kafayı mı üşüttün de? Kız Yadigar. Hakikaten ben kafayı mı üşüttüm kız? Hazır bu salakan etlerde evde yokken ben niye oturdum böyle mal mal darlanayım? Ulan kalk git Ayfer asaplarımı bozma da. Gideyim Yadigar gideyim. Hem ne demişler? Öldürmeyen her acı güçlendirir. Ayfer dur hele dur dur. Kalk dediysem o manada değil yani. Peşine düşüp de elini kana bulamıyorsun ha? Yok Yadigar yok. Artık aşkına terleyen bu avuçlar daha kana neyi bulanmaz. Hey gidi aşkı sen nelere kaldırsın? Oy 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 konuşmalara bak hele. Kolay gelsin Zeynep Hanım. Teşekkür ederim. Yalnız şu anda çok meşgulüm, çalışıyorum. Ben de onu soracaktım. Bütün gün buradasınız ama ne yaptığınız belli değil. Sahi ne yapıyorsunuz siz? Ben size soruyor muyum? Arge için eleman alacak mısınız? Neyi bekliyorsunuz, batmamızı mı? Aslında sizin sormanızı bekliyordum. Sordunuz, rahatladım, artık alabilirim. ama böyle olmuyor Zeynep'ciğim. Sürekli bir laf sokmalar, bir şeyler. Hepimiz şirketin geleceği için çalışıyoruz. Cansu Hanım, ben düşündüm. Sizinle başka türlü iletişime geçmek mümkün mü diye. Aklıma hiçbir şey gelmedi. Zira geldiğiniz andan itibaren huzurumuzu bozmaktan başka hiçbir şey yapmıyorsunuz. Ayrıca Zeynep'ciğim değil, Zeynep Hanım lütfen. Ona huzur bozmak demeyelim de işe teşvik etmek diyelim Zeynep Hanım. Benimle iyi geçinseniz iyi edersiniz. Çünkü ben buranın sahibi sayılırım. Eşinizin sadece kar ortağı olduğunu unutmayın. Ve tepeden torpille inme aile bireylerine karşı da çok hassasındır. Ne güzel hemfikir olduğumuz bir konu var o zaman desenize. Kadına bak. Laf bile sokamıyor. Orhan'la konuştum Meryem Hanım. Hı. Cihan Bey'in kızı şirkete gelmiş. Sanırım şirketin satıldığından henüz haberi yok. Ortalıkta patronum havalarında gezmiyormuş. Cihan demek gerçeği söylemeyi gururuna yediremedi. Bu kız konusunda ne yapalım? Canım bir şey yapmayalım. Yani canımızı sıkacağını zannetmiyorum. Bırakalım babasının şirketiymiş gibi çalışmaya devam etsin. Hem bizimkiler için de faydası olur. Hani bir sıkıntı olursa da icabına bakarız. Bir de Meryem Hanım oranın dediğine göre... Oy ne oldu Orhan'a? Yok bir şey Yadigar'cığım. Yani yeni işinden memnun mu diye konuşuyorduk biz Birol'la. Ha memnun, memnun. Sağ ol, memnun. Sen ne diyecektin? Yenge, ha bunun içine temiz çamaşırlar koydum. Abime giderken götürüver diye. Fanila falan var şimdi o çıkıp alamaz günah. Tamam canım götürürüm. Hadi Birol biz de çıkalım yolda hallederiz. Ben onları alayım. Hadi hoşça kal. Oy sağ ol ışığım sağ ol. Haydi güle güle yenge. Hoşça kalın. Sağ ol sağ ol. Ha bunlar bir dolaplar çeviriyor gene ama. Haydi hayırlısı. İşte bu da son sürprizim. Ellerine sağlık Fadik'cim. Afiyet olsun. Hepsi taze yeni yaptım. Orhan bak o çikolatalı aç onun kokusu gelsin. Çikolatalı çok güzel kokuyor. Hadi bakalım siz misafir değilsiniz. Hep sen yiyin tamam mı? Ne oldu lan hayırsız kardeş? Ya ne demişler? İlahi adalet ihale getirdi. Herkesi geçtik, ihaleyi biz kazandık. Evet, herkesi geçerek ihaleyi siz kazandınız. Ona tamam. Peki kalite kontrol aşamasında ne yapacaksınız? Helva beğenilmezse ihale iptal. Bu duygunla da kıskançlık. Abi bir hatırlasana ya. Babaannem ne anlatıyordu bize? Ne anlatıyordu bize? Bak Osmanlı zamanında Yeniçeri Ocağı'na helva yapılmış. Ama Yeniçeriler helvayı beğenmediği için isyan çıkmış. Padişah da helvacı başının kellesini vurdurmuş. Yani helva beğenilmezse ihale iptal. Garip ama senin aklı. Bütün gıda mamullerinde kalite önemlidir. Ama tatlı mamullerde daha da önemlidir.
Örneğin, for example biz. Aa, kalite pastacıklar yapıyoruz. Peki nereden belli? Çünkü daha bugün 300 adet Aşkeli'den pastacığı siparişi aldık. Oradan belli. Şazmet. Ha. Benim bu siparişlerden niye haberim yok? Ha, demedin mi? Diyeydim iyiydi ya. Demek ki yoğunsam, fırsatım olmadıysa. Fırsatı olmamışmış. 300 adet sipariş verdim diyor. Ya ben nasıl yetiştireceğim bu siparişlerin hepsini Şazmet? Yaparsın, yaparsın. Şansi, sen bu siparişleri internetten mi alıyorsun? Evet bebeğim. www.getirşazigötürşazi.com Takılıyorsun, seçiyorsun, beğeniyorsun. Ben getiriyorum ya da götürüyorum. Ne güzelmiş. Bizim helvaları da satsana stand'e. Yek ye. Bir kere ben hayatta da tadına bakmadığım bir mamulü satmam. Hele ki böyle sizinkisi gibi ne yediği belirsiz helvacıkları hiçbir şekilde sisteme koymam. Ya oğlum, benim sonuçta sorumlu olduğum bir müşteri portföyü var. Benim sorumlu olduğum bir kalite standardı var. Olmaz o iş. Haklısınız Şazimenciğim, çok haklısın. O yüzden ben de sana tattıracağım. Orhan, hı? Git bakayım şu karşıdaki süpermarketten bizim helvalardan kap gel. Ay vallahi hadi. Ya yok, ben çok yorgunum enişte ya. Mesai saati bitti ayrıca. Asistanın mesaisi mi olurmuş lan? Ablacığım gidip alsan ne olur? Hadi kırma bizi lütfen. Git al şuradan hadi. Bizim markanın adı neydi ya? Tahinoğlu. Ha. O bizim hayalimiz. Bon appétit. Size dedim. Bizimle öyle ihalelerde kapışacağız da düzgün bir helva yapın. Selin haklı. Şu helva işini acilen çözmem lazım. Öncesinde Arge için eleman bulmam lazım. Buldum. Ne buldun? Zeynep, bize niye öyle bakıyorsun? Arge çalışanlarımı buldum. Arge çalışanım olmak ister misiniz? Biz mi? Evet siz. Zeynep'ciğim, yani çok isteriz aslında da biz helvadan anlar mıyız ki? Yani biz pasta işindeyiz sonuçta. Ya oğlum, eskiden de bilgisayar işindeydin. Evet. Yani hem biz bir araya geldik mi, yapamayacağımız şey var mı? Yok. Ya düşünsenize neler başardık bugüne kadar. Helva mı yapamayacağız? Ben aslında heyecanlandım biliyor musun? Yani eski günlerdeki gibi olabiliriz. Evet. Tamam, ben varım. Mete? Tamam o zaman. Ben de varım. Süper. Ay, bana var ya. Neyse, sıkıcısınız siz gençler. Ben gidiyorum. Çok daha işim var, çok. Hadi git, bye. Hadi hoşçakal. Başlıyoruz. Tamam. Önce bir şunu inceleyin. Yani ne olmuş, ne olmamış, nesi eksik, nesi fazla. Fadik, sen bir konuda uzmansın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.